ilahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mi'rac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, li etba'a ashabına olsun ya Rab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, sözlerime başlamadan önce sizleri selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamı ile selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerinde olsun inşallah. Cenab-ı Allah cumamızı mübarek eylesin. Bu güzel saatten en güzel şekilde istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Yine inşallah bu hafta da sizlerle güzel bir konuda, önemli bir konuda hasbihal etmeye çalışacak. Bu konudaki yanlışları düzeltecek, doğrulardan da emin olarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yine önemli bir konuğumuz var. Konuğumuz Şehitlik Camii İmam Hatibi hocam Ali Şen hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Tünemizden inşallah. Hocam biz istedik ki hani İslam denince hele programın da ismi zaten İslam ve Sosyal Hayat. Böyle hayatı kuşatan, her yönüyle kuşatan bir dine sahip olunca işte istedik ki dinin hayata dair bakış açısını topluma yansıtabilelim. İşte bu önemli mevzulardan birisi de bildiğiniz gibi taziye adabı. Yani toplumda işte hepimizin birebir yaşadığı, sürekli ya taziye gittiği ya taziye ile karşılaştığı bir dönemde taziye adabını öğrenmeye çok ihtiyacımız var. O yüzden taziye adabı nedir, nasıl olmalıdır, taziyenin hükmü nedir? Öncelikle isterseniz şeyden başlayalım. Yani İslam dininde taziyenin hükmü nedir, taziye yapmanın ve taziye kaç gün olmalı? Taziye yapmanın bir de maksadı ne hocam? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim cumamızı hayırlara vesile eylesin Amin. İnşallah. Amin. Değerli hocam, bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Taziye bir yakını vefat eden Müslümana teselli vermek, hüzüne ortak olmak için yapılan ziyarettir. Taziyenin dinimizdeki hükmü sünnet-i müekkededir. Yani imkanı olan Müslümanın taziyesi olan Müslümana taziye ziyaretinde bulunmak, kendisine ve ölmüşüne duada bulunmak sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın siretinde bunu görüyoruz. Şimdi taziye bir harman misalidir. Ve bu harmanı üç kısım insan paylaşır. Üç kısım insandan kastımız kimler? Birinci kısım, bu dünyadan göçüp giden, darı ebediyete irtihal eden mütevaffa kardeşimiz. İkincisi, bu harmanın ortakçısı mütevaffanın yakın akrabaları, yani taziyesinde oturan akrabalar, eşidir, oğludur, kızıdır, kardeşidir, babasıdır, annesidir. Üçüncü kısım, bu harmandan istifade eden, tabii bu sevap harmanından istifade eden üçüncü kısım insan da taziyeye giden,
taziyede bulunan dost, akraba, arkadaş ve çevredir. Tabi eğer taziyenin şer'i adabına riayet edilerek ifa edilirse bu harmandan hem ölü, hem ölü sahipleri, hem de taziyeye giden Müslümanlar ecir ve sevabından istifade eder. Hocam bu bakış açısıyla baktığımız zaman yani aslında zararmış gibi görünen, sıkıntıymış gibi görünen bir şey aslında büyük bir kazanca dönüşebilecek bir durumda. Evet. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları 5'tir. Evet. Bir diğer hadiste Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları 6'dır diye buyurur. Evet. Ki bu Buhari'de geçen hadislerdir. Sahih hadislerdir. Evet. İşte Müslüman Müslümanla karşılaştığı zaman birbirlerine selam vermeleri evet. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Müslüman hasta düştüğü zaman onu ziyaret etmek Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Müslüman, Müslüman kardeşinin cenazesinde hazır bulunduğu zaman cenazesine tabi olmak, takip etmek, teşhi ve defninde hazır bulunmak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Müslüman, Müslümandan nasihat istediği zaman Müslümanın Müslümana nasihat etmesi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Ondan sonra şimdi bakıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam teşvik etmiş değil mi? Haklarındandır demiş. Yani cenazede hazır bulunan, şahitlik eden insanın cenazeye tabi olması Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır saymıştır. Şimdi biz de ki elhamdülillah bu kültüre oturmuş eksiği fazlasıyla yapılan bir taziye kültürümüz var. Evet. Ama eğer dediğimiz gibi şer'i şerifin şartlarına göre idrak edilirse, ifa edilirse en azından buradaki ecirden mahrumiyet olmaz. Yani amaç zaten şeyde o. Aslında kültürümüzün beslendiği ana kaynak da Kur'an ve sünnet. Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam'dan hele biz toplum olarak İslam'a girdikten sonra hatta bizim toplumu bir alim tasvir ederken tarif ederken şöyle diyor. Diyor ki bu toplum diyor bir toplum bu bizim Türkiye toplumu ile ilgili toplum kolay kolay İslam'ı bir şeyi kabul etmez diyor. Ama kabul de edince diyor hakikaten diyor bir daha ondan vazgeçmez. Yani İslam'ı bu toplum elhamdülillah kabul etti ve bu toplum İslam'ı kabul ettikten sonra da asla vazgeçmedi. Yani bunu hem içine sindirdi, gelenekselleştirdi kıymetli hocam. Kıymetli hocam bir de mesela örneğin taziyelerin şeyiyle hani buyurdunuz ya bu şer'i olursa bir kazanca dönüşecek. Evet. Şimdi taziye süreleri de açısından baktığımız zaman taziye süresi ne kadar olmalı? Hamdolsun belki buralarda biraz düzeldi. Sebebi de bu taziye evlerinin oluşması sebebiyle. Ama halen kırsal alanlarda veya başka bazı bölgelerde bir hafta 10 gün eski zamanda çok iyi hatırlıyoruz. 10 gün 15 gün taziyeler yapılırdı ve büyük bir mağduriyete sebep olunurdu. Evet. İslam'da taziyenin süresi ne kadar olmalı? Şimdi yakın çevre için evet. Taziye süresi 3 gündür. Evet. Yani dinimiz yakın çevrede evet. Yani 3 gün içerisinde gidip duyan. Gelebilecek insanlara niye? Çünkü bir taziye var. Evet. İnsanlar kederli, insanlar üzüntülü. Süreyi uzun tuttuğunuz zaman hep kederini yenilemiş olursunuz. Üzüntüsünü tabii. Yenilemiş olursunuz. Doğru. Biliyor musunuz? Yenilenemez. Evet. Mütevaffanın çevresinin bir an önce işlerine, günlük hayatlarına dönebilmeleri için bu 3 günlük süre içerisinde ne yapmamız lazım? Taziyemizi ifa etmemiz lazım. Ama bir kişi var ki hiç haberi olmadı. Doğru. Veya uzak bir mesafeden geldi. Bir yıl sonra dahi olsa karşılaştıkları zaman taziyelerini, dualarını yapabilirler. Ama yakın çevre için yani 3 gün içerisinde gidip gelecek Müslümanların
taziyesini 3 günden sonraya bırakması mekruhtur. Güzel. Onun için sünnete uygun olan ne yapmaktır? 3 gün içerisinde bu taziyeyi ifa etmektir. Değerli hocam, bir harman var dedik. Evet. Bu harman nedir? Tabii. Nedir? Ne yapmamız lazım ki bu harmandan müstefid olalım? Yani hem bu dünyadan göçüp giden merhumun, hem taziye sahiplerinin, evet, hem de taziyeye gelen dost, arkadaş ve çevrenin bu harmandan istifade etmeleri için ne yapmaları lazım? Şimdi bu harmandan merhumun payına düşen şey ikidir. İki şey. Evet. Birincisi duadır. Doğru. İkincisi mütevaffa için o niyetle verilen sadakalardır. Güzel. Demek ki taziye sahipleri ve taziyeye giden Müslüman kardeşlerimiz şunu bilecek. Gittiğimiz gibi önce bu dünyadan göçüp giden Müslüman kardeşimize payını vermektir ve göndermektir. O da nedir? İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadislerinde değişik versiyonları var. Evet. Biliyor musun? Doğru. Bu dua diyoruz. Evet. Şimdi duanın mesnun olan, yani sünnette olan şekli var. Sünnette olan şeklini bilmeyen bir Müslüman kardeşim de bildiği şekliyle kendisine, taziye sahiplerine ve ölü kardeşimiz, mütevaffa kardeşimiz için dua edebilir. Dua edebilir, doğru. Tabii bunu işte kültürümüzde oturan, evet, mesnun dua, a'zamallahu ecrak, evet, ve ahsana azaek ve gafarallahu limeyyitek, evet, biliyor musun? Doğru. Tabii bunu cem'i sigasıyla da yapabiliyoruz. A'zamallahu ecrakum ve ahsana azaekum ve gafarallahu limeyyitikum. Manasını da verelim inşallah hocam. Şimdi a'zamallahu ecrakum, evet, Rabbim bu musibetinizden dolayı ecrinizi büyütsün. Güzel. Bak dua ediyoruz. Evet. Müslüman ne Müslümana yapıyor? Müslümana dua ediyor. Başınızda bir musibetiniz var. Evet. Alışkın olduğunuz, sevdiğiniz, ülfet ettiğiniz bir sevgilinizi, bir sevdiğinizi kaybetmişsiniz. Evet. Bu kaybınızdan dolayı Allah Azze ve Celle ecrinizi büyütsün. Büyütsün. اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكُمْ وَاَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ, evet, Allah sabrınızı en güzel şekilde kılsın. Yani ey musibetine sabreden Müslüman kardeşim, evet, bu sabrın en güzeliyle Allah Azze ve Celle sizleri mükafatlandırsın. Yani biliyorsunuz Kur'an'da işte Allah sabredenleri sever. Doğru. Değil mi? Ayet-i kerimesi vardır. Buna nail olmak için Müslüman kardeşimize dua ediyoruz. Yani size bu taziyede, evet, sabrın en güzelini Rabbim nasip eylesin inşallah diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Ve arkasında ne diyoruz? Ve gafarallahu limeyyitikum diyoruz. Rabbim, evet, bu dünyadan göçüp giden ölünüze de mağfiret etsin, merhamet etsin. Ne kadar güzel değil mi? Hem kendimize, hem taziye sahiplerine, hem bu dünyadan ahirete göçen mütevaffa kardeşimize dua ediyoruz. Hem önce vefat eden kişinin yakınlarını rahatlatmış oluyorsunuz, hem de vefat eden kardeşimize de dua göndererek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, hakikaten etkileyici bir hadis-i şerif. Evet. Diyor ki vefat eden kimse kabrinde diyor boğulmak üzere olan bir suda boğulmak üzere olan bir kişi gibi, imdat isteyen bir, evet, kişi gibidir diyor. Diyor o bağırır diyor, çağırır diyor, bana dua edin diye. Evet. Ve diyor ki onun arkasında yapılan, gönderilen her dua onun tarafından dünya ve içindekilerinden daha hayırlı bir şekilde karşılanır. Evet. Ve onu mutlu eder. Evet. Şimdi değerli kardeşim, evet, tabii ki boğulmak üzere olan bir insana neyi uzatırsınız? Elinizi uzatırsınız değil mi? Bir vesileyi uzatırsınız ki onu o sıkıntılı yerden çıkarmaya çalışırsınız. İşte kabir aleminde, ki bizim inancımızda kabir alemi yeni bir hayatın başlangıcıdır. Nasıl ki ruhlar aleminden medar-ı rahme, anne rahminden dünyaya geldik. Ruhlar aleminin kendine göre şartları vardı.
Anne rahminin kendine göre şartları vardı. Dünya hayatının kendine göre şartları vardı. İşte berzah alemi dediğimiz kabir aleminin de kendine göre şartları var. O alemde, değil mi? Bulunan kardeşimiz, berzah aleminde olan kardeşimiz nimette de olsa, nimetinin artmasını, Allah muhafaza sıkıntıda da olsa sıkıntısının giderilmesini ister. Onun için biz burada ne yapacağız? Ona dualarımızla, değil mi? Ondan sonra hayırlı ve salih amellerin sevabını ve ecrini hibe etmekle, onun hakkında tasadduk etmekle ona ne yapacağız? Kurtuluş ipini uzatacağız. İpini uzatacağız, evet. Hediye göndereceğiz hocam. Dostum, bir şey söyleyeyim. Evet. Tabii bazı taziyelerde bu tartışma yapılır. Ya ölüye fayda veren şeyler, vermeyen şeyler. Evet. Şimdi bütün mezheplerde, yani ehl-i sünnet ve dışındaki bütün mezheplerde, evet, bu saydığımız iki şey, dua ve sadaka konusunda, evet, ölüye ulaşma konusunda ittifak vardır, icma vardır. Güzel. Yani hiç kimse, hiçbir mezhep ölüye dua ve sadakanın ulaşmayacağını söylememiştir. Doğru. Ki bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, malumunuz hadisi şerifte, Adem oğlu öldüğü zaman ameli kesilir. Evet. Üç şey müstesnadır. Evet. Bir tanesi sadaka-i cariye, ikincisi faydalı ilim, üçüncüsü kendisine dua eden salih evlat. Doğru. Kendisine dua eden salih evlat. Yani salih bir mal, sadaka-i cariye. Evet. Salih bir ilim, faydalı ilim. Evet. Bir de salih evlat. Adem oğlu vefat etse dahi, evet, demek ki amel defterini açıkta bırakıyor. Yani sevap ve ecirler, evet, yazılmaya devam ediliyor. Doğru. Ki Yasin-i Şerif'te, evet, bir ayet-i kerimede وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاَثَارَهُمْ, Allah Azze ve Celle onların takdim ettiklerini de arkalarında bıraktıkları eserleri de yazıyoruz. İşte demek ki, yani tabi insan vefat etmeden önce kendi eliyle kendisine fayda vermeye çalışacak. Muhakkak. Değil mi? Çok doğru. Yani olur ya, evet, evladın olmayabilir. Evet. Çevrende sana dua edecek insan bulamayabilirsin. Yabancı bir ortamdasın. İşte kabir aleminde mahrum olmamak için, yarın kıyamet gününde Allah'ın huzurunda hesabını verebilmek için, daha dünyada iken, ruh bedende iken, göz görür, kulak duyar, dil konuşur iken, ya salih bir mal, sadaka-i cariye gibi, ya salih bir ilim, fayda veren bir ilim gibi, ya da varsa evladın, salih bir evlat. Evet. Evladın yoksa, tut bir tane gencin elinden, bir yetimin elinden, değil mi? Bir yetimin elinden, doğru, bir muhtacın elinden, evet, onu eğit, doğru, onun salahiyetine vesile ol, sebep ol, evet, onun manevi babası olarak onun salahiyetinden istifade et. Doğru. Değil mi? Yol, yani din-i İslam bir bütündür, ruhlar aleminde başlar, evet, ondan sonra kıyamet gününde cennet ve cehennemle son bulan bir sürecin hepsini içine alır. Hepsini bize anlatır. Yani İslam dini hem hayatı hem de hayat sonrası ölümü ve ölüm sonrası ebedi hayatla ilgili bize ne yapmıştır? Bütün bilgileri vermiştir. Bir de şeyi çoğaltmış, yani alternatifleri, kurtuluş yollarını o kadar çoğaltmış ki, yani bizler için, yani benim işte malım yoktu, onun için ben yapamadım. Hiçbir mazeret bırakmamış. Benim evladım yoktu, o yüzden ben yapamadım. Benim ilmim yoktu, o yüzden yapamadım. Cenneti kazanamadım diye bir seçenek bırakmamış. Yani Cenab-ı Allah da zaten olmayan bir şeyi de bizden istemiyor. Allah razı olsun. Çok güzel bir konuya değindiniz. Allah'ı razı etme konusunda müminin sayılamayacak kadar vesilesi var. Hakikaten öyle. Sebepleri var. Doğru. Bu zamanda artık bahane kalmadı. Özür kalmadı. Evet. Yani şu dünyada kendisini kurtaracak, evet, bir eser bırakmaya çalışan Müslüman kardeşimiz, bugün dediğiniz gibi bazen bir söz ile, bazen bir tebessüm ile, bazen vereceğin lira sadakalar ile, evet, kendini kurtarabilirsin. Paran olmayabilir,
Nasihatın da yok mudur? Değil mi? Çok doğru. Bugün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize maddi güç olmadan da sadaka verilebileceğini ne yapmıştır? Öğretmiştir. Tebessumuke fi vecihi ahike sadakatun buyurmuştur. Evet. Mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakman, bak onu sevindirmen. Dikkat ediyor musun? Bir müminin kalbine sevgiyi koyma. Değil mi? Onu sevindirme. Allah'ın indinde nedir? Sadaka. Bir sadakattır. Sadakadır. Onun için biz ne diyoruz? Dedik ya, ölünün şu harmandan istifadesi dua ve sadaka ile idi. İyidir, doğru. Taziye sahiplerinin bu harmandan istifade edebilmeleri için yapmaları gereken bir amel var. Nedir? Musibetlerine sabretmedir. Değil mi? Çok doğru. Allah Azze ve Celle dünya hayatının imtihan olduğunun haberini bize veriyor. Evet. Değil mi? Çok doğru. İşte وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Değerli kardeşim, malumunuz programımız İslam'da taziye adabı. Şimdi bu adapla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Buyurun hocam. Allah dostlarından birinin 20 yaşlarında genç bir evladı vefat eder. Evet. Anneler, babalar, kardeşler bu örneğimi kulaklarına küppe edinsinler. Çünkü herkeste bir taziye kültürü illa olacak. Yani taziye illa olacak. Doğru. Değil mi? Biz gideriz, sevdiklerimiz gider, büyüklerimiz gider, küçüklerimiz gider, dost arkadaşımız gider. Sonuçta hayatı takdir eden Allah ölümü takdir etmiştir. Anladım. Ve her nefis bu ölümü tadacaktır. Evet. İşte gerçekten Allah'a teslim olmuş taziye sahiplerine bir örnek vereceğim. Genci vefat ediyor. Evet. 3 gün hüzünleniyor. Genç bir evladını kaybetmiş. Ama Allah'ın rızası dışında hiçbir cümle telaffuz etmiyor. Evet. Hüzünü var ama isyanı yok. Evet. Hüzün var, isyan yok. 3 gün sonra kalkıp yıkanıyor, temiz elbisesini giyiyor, ondan sonra kokusunu sürünüyor, atına biniyor, çarşıya çıkıyor. Çarşıda atına binmiş, yoluna devam ederken arkadan birisi şöyle bir nida ediyor. Bak bak diyor, dün 20 yaşlarında bir evladını kaybetti, sanki o değil ben kaybetmişim. Fiyakasına bak. Urfalı'nın dediği gibi. Fiyakasına bak hele. Evet. Giyim kuşamına bak. Sanki süsüne bak. Aynen. Ha, yani sanki hiç bu musibet kendisine uğramamış gibi hareket ediyor. Doğru. Tabii bu duyuyor. Evet. Geri dönüyor. Evladım gel diyor. Ne söyledin? Tabii söyleyen mahcup oluyor. Evet. Söylememek için mücadele ediyor. Söyle oğlum diyor. Korkma. Evet. Arkamdan bir söylediğin sözü yüzüme karşı söyle. Doğru. Vallahi diyor şöyle şöyle söyledim. Dedim ki bak bak dün genç yaşta bir evladını kaybetti. Ama kaybetmenin hiçbir eseri üzerinde yok. Binişine bak, giyimine bak, kuşamına bak, endamına bak. Evladım diyor ben evladımı kaybettim. Ama şuna inanmışım. Evladı kim verdiyse o aldı. Çok güzel. Evladı kim verdiyse o aldı. İkincisi, ben bu evladı kaybettikten sonra bana evladı veren üzüntü için de 3 gün müsaade etti. Ben onun kaderine rıza gösterdim. 3 gün hüznümü yaşadım. Onun üzüntüsünü yaşadım, firakını yaşadım. 3 günden sonra bana izin kalmadı. Hüzünlenmek için, saçı sakalı birbirine karıştırmak için bunu
hatırlatalım inşallah. İnşallah. Bazı abilerimizin tahziyesi bittikten sonra işte günlerce sakal bırakmazlar. Urfalıların bir sözü var, kirli sakal. Evet. Yani eğer sünnet bırakacaklarsa ehlen ve sehlen. Ama yok, hüznün alameti olarak onlarca veya aylarca o sakalı kesmeyip işte millet ne der diye bekletiyorlarsa bu caiz değildir. Güzel. Bu caiz değildir. Maalesef toplumda böyle bir evet. uygulama var. Yani Allah'ın evet. kaderine, Allah'ın takdirine karşı gelme babında biliyor musun? O evet. sakalı uzatma. Allah'ım yani Resulullah'ın sünneti değil de evet. hüznün alameti olarak o sakalı bırakıyorsa dur kardeşim diyoruz. Veren Rabbim evet. aldı, alırken sana annen de olsa baban da olsa 3 gün müsaade etti. 3 gün taziyesini yaptıktan sonra eski normal hayatına geri dönmen lazım. Dükkansa açacaksın, memuriyetse işine gideceksin, şoförlükse arabana binip sefere çıkacaksın. Çünkü süren bitmiştir, süren dolmuştur yani. Şimdi demek ki normal şartlarda yani 3 günden fazla taziye boyunca 3 günden fazla yas tutmak, yasa devam ettirmek hele özellikle sünnete muhaliftir. Evet. Sünnete aykırıdır. Bir diğeri de hocam yani zaten o ayet kerimede okuduğunuz ki bütün hemen hemen cenaze taziyelerde o aşırı şerif okunuyor yani evet. Bakara suresinin ayet kerimeleri. Cenab-ı Allah orada o ayet kerimelerde zaten belirtiyor, ifade diyor ki sizi açlıkla, yoklukla, sıkıntıyla, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor. Ve sabredenleri diyor müjdele ki onlar bir başlarına böyle bir musibet geldiği zaman biz Allah'tan geldik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Dönüşümüz yine Allah'a olacaktı. Yani bu tavır müminin göstermesi gereken tavır. Evet. Allah dostu da o bakış açısıyla bakıyor. Oraya geleceğim. Anladım. Diyor ki evladım evet. diyor 3 gün hüznümü yaşadım. Evet. 3 günden sonra iznim bitti. Normal hayatıma döndüm. Evet. Sebebi de şudur diyor. Duymaz mısın diyor Kur'an'ı. Allah Azze ve Celle ayette اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Bu musibetten sonra sabredenler, Allah'a iltica edenler, Allah'tan geldik, dönüşümüz yine Allah'a olacaktır diyenler, on diyenleri 3 mükafat bekliyor. 3 tane müjde var. Ulaike onlar. Evet. Aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Evladım diyor. Allah'tan salat, rahmet ve hidayetten mahrum olmamak için diyor ben bu şekilde giyindim. Demek ki bizler de aynı tavrı takınmalıyız. Gözümüz yaşarabilir. Göz yaşlarımız akabilir. Ama dil isyan etmeyecek. Dil isyan etmeyecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kızlarından birinin bir çocuğu vefat etmek üzere. Bir elçi gönderiyor. Babam gelsin diyor. Oğlum vefat etmek üzere. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam elçiye git diyor. Ona söyle ki inna lillahi ma akhaz. Ona de ki aldıkları da Allah'ındır. Ve lillahi ma a'ta. Verdikleri de Allah'ındır. Yani bu evladı veren Allah'tır. Alacak olan yine Allah'tır. Malın sahibi. Evet. Malına diyor veya. Evet. Ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma. Allah'ın indinde her şey tesmiye edilmiş bir kader iledir. Ve diyor fel tasbur. Sabret. Evet. Fel tasbir. Sabretsin. Vel tahtesib. Diyor ecrini Allah'tan beklesin. Demek ki bizim 2 tane tavrımız var. Taziye sahiplerinin biri musibete karşı sabretme. İkincisi de sabrın karşılığını Allah'tan bekleme. Yani
Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaika humul muhtedun müjdesinden mahrum olmama. Mahrumiyet var mı? Var. Var hocam. Niye? Dedik ki eğer İslam'a göre, dini İslam'a göre taziye adabına riayet edilirse o harmandan istifade vardır. Yani bugün herkes namaz kılır ama herkes namazından istifade eder mi? Etse bile aynı şekilde değildir. Doğru. Değil mi? Ecirler biri 10 ecir alırken, 10 sevap alırken biri ta 700'e kadar çıkabiliyor. Yani ikmal ettikçe farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplarını arttırdıkça o namazın sevabını ne yapar? Arttırır. Çok doğru. Huşusuyla, ihlasıyla, huluyla bu işe diyelim ki derinleştikçe sevabını arttırır. Ama yüzeysel olarak ifade edenle derinlemesine, deruni bir şekilde ifade eden kişinin ecri bir olur mu? Hatta olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hocam bu anlamda bir hadis-i şeriften şöyle buyuruyor. Diyor ki leysa minna men darabel hudude ve şakkal cuyube ve da'a bide'avvel cahiliye. Cahiliye, sadaka Resulullah. Her kim diyor ölüleri için avucunu, yanaklarını, yüzünü döver, hı, yakalarını yırtar ve cahiliyet adeti üzere feryadu figan eylerse o bizden değildir diyor. Evet. Yani çok büyük bir kayıp var. Şimdi Allah muhafaza bir kısım yerlerde evet, cahiliye adeti olan evet, yanakları dövme ve yırtma, yaka paçayı tırnaklama, yırtma, tırnaklama, saçları yolma, evet, işte göğüsleri yırtma, elbiseleri yırtma evet, daha devam etmekte. Biliyor musunuz? Doğru. Dikkat etseniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları cahiliye daveti, cahiliye adeti olarak görüyor. Doğru. Şimdi İslam'ın zıddı cahiliyedir. Cahiliyenin zıddı İslam'dır. Değil mi? Çok doğru. Yani Ebu Cehil cahiliyenin babası idi. Heh. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem İslam'ın önderi, rehberi ve imamı idi. Doğru. Kişi bu bir taziye dahi olsa, bir heh, cenaze dahi olsa örneğini seçecek, liderini seçecek. Evet. Yani ben bu taziyemle kimin izinden yürüyorum? Yürüyorum. Yani Ebu Cehil misali. Hangi görüntüyü veriyorum? Evet. Doğru. Yani şimdi biz iman ettik. Elhamdülillah. Neye iman ettik? Allah'a. Doğru. Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberine, kaza ve kadere, bir de ahiret gününe. Evet. Şimdi kaza ve kadere iman eden bir insan. Evet. Ahiret gününe iman eden bir insan, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman eden bir insan, evet, cahiliye adeti üzere taziyesini yapabilir mi? Yapamaz ki. Yapamaz. Çok. Niye? Çünkü inanç, evet, inanç ne dedik? Hayatı tanzim eder. Doğru. Yani senin inancın eğer evladın dahi olsa, zevcen dahi olsa, eşin dahi olsa, evet, annen baban dahi olsa, evet, en sevdiğin dahi olsa alınırken biliyorsun ki veren Allah'tır, alan Allah'tır, buna kaderi takdir eden Allah'tır, ecelini yazan Allah'tır, sebebini yazan Allah'tır. Ama ölüm hiçlik değil ki, ölüm adem değil ki, ölüm yokluk değil ki, bizi bir ebedi hayat bekliyor ve biz inanıyoruz ki ahirette yine birlikte olacağız. Birbirimizi göreceğiz. Evet. Allah'ın izniyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani aynen feryad-ı öyle. Figanın sebebi ne? Sebebi ne? Değil mi? Adem çok mi ki bu insan ölüp toprak olup bundan sonra görüşmeyecek miyiz ki bu feryad-ı figanı yapıyoruz? Yok. Yok hocam. Belli etmez. Aynen. Bazen 3 gün sürmeden sevenler birbirine kavuşuyor. Bugün ben vefat ediyorsam evet, benim taziyemde 3 gün oturup 4. gün taziyemde oturan insanlar bana ulaşıyor. İnan tamam hocam, o gün bir taziyeye gittik. Bizden evet, önce 10 dakika bir grup insan kalkmış. Evet. Telefonlaştık. Dediler ki siz gelmeden evet, kürsüde oturan bir kardeşimiz düştü. 3 gün sonra vefat etti. Ya, Allah rahmet eylesin hocam. Amin. Ölüm çok Allah uzaktayım bütün hocam. Ölmüşlerimize rahmet amin eylesin. Bir de hocam yani İslam dini şeye karşı değil. Yani ağlamaya, üzülmeye, kederlenmeye karşı değil. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeyle birlikte
diyor yanında Abdullah bin Mesud olduğu halde Sa'd bin Ubade radıyallahu anh'ın yanına gidiyorlar. Evet. Tabi ağır hasta ve çok sıkıntılı, o ağır hastalık haliyle vefat etme anında Resulullah aleyhissalatü vesselam gözyaşı döküyor. Gözyaşı döküyor. Sahabe-i kiram Resulullah aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah siz de mi diyor. Siz de mi ağlıyorsunuz deyince kainatın efendisi onlara diyor ki bilmez misiniz ki diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gözyaşı ve kalbin eleminden dolayı diyor azap etmez diyor. Allah Celle Celaluhu parmağıyla dilini işaret ederek Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki bunun yüzünden azap eder veya bağışlar diyor. Yani bu dil o anda, o musibet anında ve o sıkıntı anında bu dil Allah korusun, Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir söz söyler, kaderin inkar edercesine, kabul etmemecesine bir şey söylerse Allah korusun, işte o zaman Allah azap eder. Ama Allah aynı zamanda bu dil sebebiyle bir de rahmet değil. Değerli hocam, İnna lillah ve inna ileyhi raciun dediği anda inşallah rahmet iner. Amin. Bir de hocam bir şeyde vardı çünkü musibetin ilk anında. Evet, inde sadmetil ula. Sanırsam bunu sizinle daha önce paylaşmıştım. Evet. Musibetin ilk anında yapılan onunla ilgili bir örnek vardı. Buyurursanız hocam inşallah. Allah razı olsun. Şimdi inşallah. Değerli abim, şimdi ölüm. Evet. İlk insan Adem aleyhisselamın hayatından kıyamete kadar devam edecek. Amin. Kabir kapısı kapanmayacak. Doğru. Hayatı tadan herkes ölümü tadacak. Şimdi bazen toplumda biz eleştiriliriz. Taziye konusunda hocalar, imamlar, müftüler, vaizler işte ne yapıyorlar bunlar şu bu. Ben kardeşlerime şunu söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatında ölüm var mıdır? Var. Var. Kendisi hayatta iken eşlerini kaybetmiş mi? Evet. Radıyallahu teala anhunne. Var. Kaybetmiş. Var. 7 evladından 6'sını kendi hayatında iken kaybetmiş mi? Evet hocam. Eliyle toprağa vermiş mi? Evet. Vermiş hocam. Şimdi bizim örneğimiz o değil midir? Rehberimiz o değil midir? Evet. Bizim dünyamızı ve ahiretimizi aydınlatan ışık kendisi değil midir? Kendisi. Gelin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatına bakalım. Doğru. Onun yaptıklarıyla ne yapalım? Meşgul olalım. Meşgul olalım. Ne yapmışsa biz de onu yapalım. Evet. Değil mi? Çok doğru. Yani bugün toplum zanneder ki işte biz 3 gün derken evet. Kendimiz bunu sınırlıyoruz. Haşa. Veya işte 40. gün, 52. gün evet. Lokma dökmeler, helva dağıtmalar, şunu yapmalar, bunu yapmalar. Biz deriz ki kardeşim fıkhi kitaplarda sizin bu yaptığınızın örneği yoktur. Yani evet. Birisi gelip Ömer hocama sorduğu zaman hocam 52. gün ben ölüye ne yapacağım? Ömer hoca kitabı açtığı zaman 52. gün diye bir gün bir yok. Gün yok. Veya doğru. 40. gün diye bir gün yok. Çok doğru. Ömer hocam ne söyler? Der ki kardeşim dua ve sadaka ölü için her zaman fayda verir. Çok doğru. Kitap öyle yazıyor. Ve sadakadan kastımız evet. Fayda veren her şey. Bu bir bardak su olabilir, doğru. Bu bir tebessüm olabilir, evet. Bu bir nasihat olabilir, bu birine beden gücüyle yardım etme olabilir. Evet. Yani kişi ölüsüne fayda vermek isterse defninden kıyamete kadar ne yapabilirse hayırlı amel, salih amel adına yapsın ve hibe etsin. Evet. Öyle değil mi? Çok doğru. Ya biz buna karşı bilmiyorum. Çıkmıyoruz. Aynen öyle hocam. Ama malumunuz bir zamanlar doğru. Bizim bölgede yaygın halde idi. Taziyeye giden insanlarımız kendisiyle evet. Hediye götürürdü. Evet. Hocalarımız, abilerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz İslam'da taziye adabında hediyeleşme yoktur dedikleri zaman çok insan karşı çıktı. Evet. Yahu siz sadakanın önüne, yardımlaşmanın önüne geçiyorsunuz. Hayır kardeşim. Sen neden yardım etmeyi, taziyeyi bekliyorsun ki? Yardım etmek için taziyeyi bekliyorsun ki? Doğru. Eğer bu taziye sahibi evet. Yardıma muhtaç ise 365 gün yapabilirsin. Çok doğru. Öyle değil mi? Aynen. 365 tabii, gün sen yardım ne yapabilirsin? Edebilirsiniz. Evet, hayır ve hasanatını yapabilirsin. Çok doğru. Hiç kimse evet. Hiçbir hocamız,
vaizimiz, müftümüz, bilen kardeşimiz yardımlaşmanın önüne set çekebilir mi? Kesinlikle yok. Haşa. Ama biz bunu, şunu söylüyoruz. Evet. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatında taziye vardı. Yani ölüm vardı. Ölü için dua vardı. Sadaka meşruydu. Ama bizim gibi illa helva dağıtacaksın. İlla gazyağı dağıtacaksın. Tam da ona şey yapacaksın. İlla 40 hocam. Gün ve 52. günde şunu yapacaksın, doğru, bunu yapacaksın. Bir de değerli hocam şu var. Telefonlar geliyor. Hocam ya işte bir hafta önce biz sevdiklerimizden birini kaybettik. Doğru. Mezarını ziyaret edebilir miyiz? Evet. Biz de diyoruz ki kardeşim, kabir ziyareti için engel bir vakit yok. Güzel. Sen ölüyü defnettikten sonra erkek veya kadın ne zaman isterse ve dilerse ahireti tefekkür etmek için, doğru, ölüsüne dua etmek için kabir ziyareti yapılabilir. Güzel. Teselli olmak adına. Değil mi? Aynen. Değerli hocam, o konu eksik kalmasın. O harman meselesi var ya. Doğru. Dedik ya, ölünün faydası, ölünün kendi ölünün yakınları, payı. Doğru. Dedik dua ve sadakalar. Tamam. Taziye sahiplerininki ise dedik sabır. Evet. Ve ecrini Allah'tan bekleme. Doğru. Taziyeye giden kardeşlerimizin de o harmandan payı ibret olmalı. Güzel. Bir. Herkes üzerine düşen almalı. Bir. Doğru. Duasını yaptı. Tesellisini verdi. Evet. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dedi. A'zamallahu ecrakum ve ahsana azaekum ve gafarallahu limeyyitikum dedi. Evet. Onlara teselli verdi. Çünkü taziyenin diğer ismi teselliydi. Doğru. Bir de kendisine düşen payı alacak. Evet. Bu dünyadan göçüp giden kardeşimiz benim gibi bir beşerdi, bir insan idi, bir mümin idi. Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu hayatı, ömrü yaşadı. Evet. Bu dünyadan göçüp giderken kendisiyle ne aldı? Ne götürdü? Yani uhrevi zahire dediğimiz veya uhrevi azık dediğimiz şey nedir? Değil mi? Evet. Neydi? Kendisiyle ne aldı? Adamın arsası vardı, tarlası vardı, bağı vardı, bahçesi vardı, fabrikası vardı, yatı vardı, katı vardı. Ne aldı kendisiyle? Bakıyoruz, bağ, bahçe, fabrika, yat, kat, para, dinar, dirhem hepsi geride kaldı. Evet. Değil mi? Çok doğru. He, kendisiyle neyi aldı? Kendisiyle aldığı şeyler Allah'ın emanet verdiği şu beden uzuvlarıyla işlemiş olduğu amellerdir. Amelde. Hayır veya şer. Yani zerre kadar hayır, zerre kadar şerrin karşılık göreceği kıyamet gününde şu bedenle, malla, çevreyle yapmış olduğu hayır ve şer amelleri kendisiyle aldı. Doğru. Öyleyse şunu anlıyoruz. Evet. Bizim oradan istifade ve pay almamız, tefekkür ediyoruz. Maddi şeyler bu dünyadan ahirete bizden sonra gitmiyor. Yani kefenin cebi yok diyorlar ya. Evet. Ama Allah'ın bize vermiş olduğu emanetler, el, ayak, dil, göz, kalp, evlat, mal, mülk, bunlarla yapacağımız hayır ameller veya Allah muhafaza aleyhimize olacak şer ameller bizimle gidiyor. Allah muhafaza. O yüzden giden kişi hocam, evet, hani böyle bir anlayış var ya, yani giden kişi sadece işte taziye sahiplerine ben teselli edeyim, onlara taziyelerimi bildireyim maksadıyla değil de, evet, aynı zamanda ben de gideyim de orada oradan nasipleneyim. Evet. İstifade edeyim. Allah razı olsun. Aynen. Yani şimdi zaten hani taziyede gıybet etmeyin. Onu söylemiyoruz. Niye? Evet. Zaten gıybet her ortamda caiz değildir. Çok doğru. Ha taziye, ha taziye dışı. Aynen. Caminin içi, caminin dışı. Çok doğru. Değil mi? Haset, buğuz, kin, fitne, riya, fesat, isyan, riya. Doğru. Bunlar her ortamda haram kılınan şeylerdir. Hele taziyede, evet, zaten doğru. Yani zaten taziyede olması aslında bir akılsızlık alametidir. Zaten öyle. Yani ölüm var. Evet. Ölüm bu dünyaya inmiş. Melekül mevüt bu eve uğramış. Evet. Sevdiklerinden birini almış. Ve şu anda bu insan kabirde hesap görecek. Büyük hesap gününü bekliyor. Evet. Ben de aynı şekilde aynı yoldan
gideceğim. Kabir var, kabir ötesi var, bir hesap var. Zaten o anda benim aklıma haset, buğuz, kin, fitne, fesat, yalan, riya olmamalı. Benim oradaki tek düşüncem, ölüye nasıl faydam olur, ölü sahiplerine nasıl teselli verebilirim, kendim nasıl istifade edebilirim, olmalı kalben ve ruhen, değil mi? Değerli dostum, bak normalde sohbet etme, vaaz etme, taziye kültüründe yok. Nasıl yok? Hani kısa bir zaman diliminde taziyeye gidilir, dualar yapılır, teselli verilir, istifade babında tefekkür edilir, çıkıp gelinir. Ama eğer imkan varsa nasihat, vaaz mümine de fayda veriyorsa, ki elhamdülillah veriyor, Kur'an da bunu zikrediyor, o insanların başka şeylerle, başka tür konuşmalarla meşgul olacaklarına, orada okuduğumuz bu ayet veya bir hadis kısa da olsa okunsa, manası verilsin, anlatılsa, fıkhi bir hükmü varsa, o da cemaata öğretilse, inan hayır ve bereket fazla olacaktır. Allah'ın izniyle inşallah. Öyle değil mi? Çok doğru. Yani değerli hocam, zamanımız daralıyor. Bazı şeyler aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi dedi ki taziye müddeti 3 gün. Şimdi taziyelerimizde hediyeleşme kalktı. Elhamdülillah. Doğru. Bir ay, 20 gün, 15 gün, 10 gün, bir hafta olan taziye müddeti 3 güne indi mi? İndi. Evet. Bir şey kaldı. Taziye yemekleri. Ben onu soracaktım zaten hocama. Allah razı olsun. Şimdi dedik ya, şey yaptınız, aldınız. Taziye sünnet. Evet. Bu sünnetin içinde bir başka sünnet var. Evet. Taziye sahiplerine civarlarından, komşularından bunların başına bir musibet inmiştir. Üzüntü ve kederleri vardır. Bunların kalkıp da yemek pişirme mecalleri yoktur. Bunların ayakta durabilmesi için komşuları tarafından taziye sahiplerine yemeklerin getirilip ikram edilmesi sünnettir. Çok. Allah Resulü bunu tavsiye ediyor. Hazreti Cafer'in taziyesinde. Evet. Şimdi biz bakıyoruz. Bazı taziyelerde bütün yemek masrafı taziye sahiplerinden çıkıyor. Ki çok büyük bir külfet yani. Hakikaten. Külfeti bırakıyoruz hocam. Az da olsa taziye sahiplerinin gelen misafirlere yemek vermesi sünnete muhaliftir. Çok doğru. Küçük de olsa taziye sahiplerinin gelen misafirlere ikramda bulunması sünnete muhaliftir. Doğru. Demek ki sünnet olan şey civarın, komşuların taziye sahiplerine bu konuda ikramlarda bulunmasıdır. İkincisi, biz ikram edecek kardeşlerimize engel koymuyoruz. Ama bazı yerlerde işte hocam biz nikah başına yapılan masrafı bölüştürüyoruz. Orada yine taziye sahipleri bölüşmeye giriyor. Doğru. Değil mi? Onlara örneğin 1 milyar. 1 milyarı 20'ye böldüğün zaman kişi başı 50 TL. Tamam. Bu 50 TL'de taziye sahipleri var mıdır, yok mudur? Doğru. Eğer bunun şer'a uygun olmasını istiyorsak, biliyor musun? Tamam. Birincisi, külfeti düşürmemiz lazım. O komşuların birlikte yapacakları yemeklere taziye sahiplerini pay olarak koymamak lazım. Güzel. Yani taziye sahiplerini ödemenin dışında tutmak lazım. Ondan sonra bugün elhamdülillah ulaşım araçları ne oldu? Çoğaldı. Çoğaldı, doğru. İmkan İnsanlar var. Genişledi, elhamdülillah. Bugün Ömer hocam işte Urfa merkezde ve ilçelerinde bir taziyeye gitmek isterse kendisini bu konuda ayarlayabilir. Tabii. Sabahleyin saat 9'da çıkar, Ceylanpınar'a gider, taziyesini yapar, döner, daha öğle yemeği gelmemiştir vakit olarak. Doğru. Bizim ricamız taziyeye giden abilerimizden
kendinizi dua için öyle bir ayarlayınız ki külfet olmayınız. Ki sünnet olan da o. Evet. Külfet sebebi de olmamak evet. lazım. Yani Aha. sünnete uygun evet. bu harmandan istifade etmek istiyorsanız evet. gelin taziyeyi ne yapalım? Yemek vakitleri dışında yapalım. Doğru. Sabah 9'da gidelim, 12'de çıkalım. Evet. 1.30'da gidelim. Doğru. Ta akşamın 7'sine kadar veya 6'sına İmkan kadar geniş. Kalalım. Aynen. Yani yemek vakitlerinden evet. yarım saat önce kalkma imkanımız var. Doğru. Zaten bu kadar uzun müddet oturma kültürü de Doğru sünnette değil. Yok. Değil mi hocam? Yani Doğru. saatlerce gidip taziyede oturup konuşmak yok. Çok doğru. Ne vardır? Gideceksin, duanı yapacaksın. Evet. Taziye sahiplerine teselli duasında bulunacaksın. Doğru. Tefekkürünü yapacaksın. Değil mi? Müslüman kardeşinin hüznüne, kederine ortak olacaksın. Doğru. Kalkıp hayatına devam edeceksin. Biz ne yapıyoruz? Biz bunu söylerken bazı ya hocalar hayra engel değil kardeş. Doğru. Usul bu. Sen hayır yapmak mı istiyorsun? Evet. O taziye yemeklerine 30 bin 40 bin lira masraf yapacağına 10 bin lira yap. Git o 30 bin lira farkı evet. yetimler varsa yetimlere harca. Tabii. Fakir varsa fakirlere harca. İhtiyaç sahipleri. Merhumun doğru. yetimleri dul hanımı varsa git onların evine erzakla doldur. Çok doğru. Biz hayra engel değiliz. Engel değiliz. Hatta israfın önüne şey yapmak. Allah razı olsun. Inşallah. Mesela evet. bazı yerlerde şu kültür var. Hazır yemek kültürü. Evet. İnan değerli hocam sofra serilir. Evet. Yemeğin %50'si çöpe gider. Bu hem çok büyük bir sünneti vebal. Yapalım derken evet. israf haramını yaşıyoruz. Doğru. İsraf haramını 500 kişilik yemek yapıyorsak bazen adamın önüne yemek geliyor. Evet. Kaşığın ucuyla alıyor. O şekil yemek tabldotta kalıyor. Evet. Ondan sonra büyük poşetler geliyor. Dök direktmen götür çöpe atılıyor. Çok büyük bir vebal yani. Vebal. Hele bu zamanda insanların evet. açlıktan kıvrandığı, ümmetin yetimlerinin çok olduğu bir dönemde ekmeği, yemekleri çöpe böylesine dökecek işler yapmak. Şimdi eskiden bir vebal mesela yani. Evet. kültürümüzde ne vardı? Evet. Sulu yemeğin kabı ayrı olurdu. Evet. Bir yere boşaltılırdı. Doğru. İşte diğer yemeklerin kabı ayrı olurdu. Evet. Yemekler ayrı ayrı sofradan toplanırdı. Doğru. Kablar zaten evin demirbaşlarıydı, yıkanırdı. Temiz tutulurdu, çöpe gitmezdi. Çok doğru. İşte şu anda plastik hazır malzeme anamızı ağlattı biliyor Maalesef musun? Maalesef doğru. İsrafın Hazırcılık. Ya işte bayanlar yorulmasın. Tabii ablaların kusuruma bakmasınlar. Biraz da onları yormamak için hazır evet. yemekler ne yapılıyor? İnan çoğu zaman evet. çöpe atılıyor. Hocam Allah razı olsun. Yani inşallah bu anlamda böyle bir şeye vesile olur. Duyarlılık gösterilmesine vesile olur. Bir de son olarak hocam şu anda taziyelerde çok büyük bir sıkıntı var. O sıkıntı şu. Yani gelen herkes taziye sahiplerinin taziyesinde bulunmak için ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet. Ve o Kur'an-ı Kerim'in sevabını vefat eden kardeşimizin ruhuna bağışlıyor. Evet. Şimdi taziyelerde Kur'an-ı Kerim okumak şart mıdır? Biz bunu açıklamamız lazım ki Kıymet Hocam bunu bilirsek evet. gelen herkes kendisini sanki okumak şartmış gibi değerlendiriyor. Öyle de olunca bilen de okuyor, bilmeyen de okuyor. Şimdi değerli hocam Allah razı olsun taziyede evet. yani sünnette evet. taziye kültüründe Kur'an okuma şartı yok. Güzel. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın evet. sünnetinde taziyede oturup Kur'an tilaveti yapılmamış. Evet. Yani sünnette olan dualardır. Doğru. Vakit müsait olursa evet. dua ile birlikte tilavetin ecri olur mu? Olur. Muhakkak doğru. Yanlış anlaşılmasın. Yani biz Kur'an Kur'an okumaya karşı değiliz. Kesinlikle öyle. Ama Kur'an okunması gereken yerler var, okunmaması doğru. gereken yerler var. Şimdi kardeşimiz gelip taziyede okuyor. Bir. Evet. Okumada mahir değilse hiç okumasın. Çok doğru. Değil mi? Aynen Dün hocam. Bir taziyedeydik birlikte. Çok doğru. Yani kardeşlerimiz inan bilerek onu yapsa belki küfre kadar götürecek Allah onu. Allah muhafaza. Kardeşim Allah varettilil Kur'an'a tertile. Yani birincisi sen bu işte mahir değilsin, ehil değilsin. Ehil ve mahir değilsen kardeşim sen duayla iktifa et. Doğru. Arapça dua yapıyor, beceremiyor. Türkçe dua et. Kürtçe evet, dua et. Doğru. Yani dilinin dönebildiği, hangi dilde daha rahat kendini hissedebiliyorsan o dilde duanı yap.
Aynen. Biliyor musun? Bütün diller Allah'ın. Aynen. Allah Azze ve Celle hepimizi anlar, hepimizi bilir. Ahmet. Demek ki Kur'an okuma şartımız yok. Evet. Kur'an okuyacak kişi bir, mahir olacak, iki, zamanlamaya bakacak. Evet. Yani insanların çok fazla girip çıktığı bir zaman diliminde okumayacak. Çünkü niye? Doğru. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ayetine muhalefet olmamalı. Yani Kur'an okunduğu zaman evet. işitme ve sumt olacak. Evet. Değil mi? Susunuz ve dinleyiniz olacak. Amin. Bir Doğru. yandan giren çıkanlar, evet. bir yandan oturup kalkanlar, bir yandan kapıda işte yer bekleyenler, Doğru. hoca kardeşimiz veya okuyan kardeşimiz, bir hem mahir değil, ikincisi uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor. Evet. Allah muhafaza, evet. bazı taziyelerde Amin. Kur'an okunmasın diye ses sistemini çalıştırmıyorlar kasten. Bu tehlikeli bir şey. Çok doğru. Kur'an okunmasın diye insanlarımız, Müslümanlarımız sistemi kilitliyor. Niye? Sebep kim? Sebep kariler, okuyucular. Çok doğru. Onun için biz kardeşlerimizden ricamız şudur. Evet. Taziyede Kur'an okunur ama okunurken iki şarta dikkat edelim. Biri okuyucunun mahir olması, evet. ikincisi zamanlamanın uygun olmasıdır. Doğru. Mahir ve zamanlama uygun olacak. Evet. Eğer ecir gerçekleşsin. Evet, ecir gerçekleşsin. Doğru. Eğer Kur'an okunurken karabalık, gürültü kimse dinlemiyorsa orada kendisi de vebal altına girecek, cemaati de vebal altına koyacaktır. Allah korusun. Çünkü o sebep olacaktır. Haklısınız hocam. Onun için örneğin ben gittim bir taziyede oturdum, baktım taziyede giren çıkan yok. Yani artık gidiş gelişler kesilmiş. Ne gibi? Yatsıdan sonra diyelim. Evet. Yatsıdan sonra artık kimse taziyeye gelmeyecek. Bu köy kültürü için söylüyorum. Evet. Şehir kültüründe yatsıdan sonra taziye yok. Doğru. Biliyor musun? Orada kısa, evet. öz, birkaç ayetimi okurum. Bir de manasını verebilirsem sohbetimi yaparım, çıkarım. Ama insanların girip çıktığı bir kafile giriyor, diğer kafile çıkıyor. Girenler, çıkanlar, taziye sahipleri falan. Doğru. Bir de abi son bir şey söyleyelim. Taziye sahiplerine eziyet etmeyelim. Evet. Ne gibi? Çıkarken öpüşme, girerken öpüşme. Öpüşme, müsafahadan kaçınma. Çünkü malumunuz evet. enfeksiyon denen bir musibetimiz var, belamız var. Doğru. İnsanlarımız 3 gün taziyeden sonra çoğu hasta düşüyor. Doğru. Girerken öpüşmeler, evet. çıkarken öpüşmeler. Günlerce bu şekilde. Yok kardeşim, sünnette, sünnette evet. çok uzun bir süre görüşmeyen, evet. ve uzun bir seferden gelenler için musafaha vardır. Güzel. Onun dışındaki musafaha el musafahasıdır. Evet. Yapabilecekseniz elinizle musafaha edip çıkacaksınız veya girirken bu kadar. Öpüşme, sarılma yoktur, olmayacak. Sende. Evet, Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, bugün konuğumuz Şehitlik Camii İmam Hatibi Alişan hocamızdı. Hocamızın bilgilerinden istifade etmeye çalıştık. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu karşılaştığımız her musibette cümlemize sabırlar ihsan amin, eylesin. Amin. Cenab-ı Allah nasıl ki namazımızı Allah'ın istediği, emrettiği şekilde kılıyorsak, düğünlerimizi ve taziyelerimizi de Allah'ın istediği şekilde yapmaya bizleri müyesser eylesin. Cumamızı mübarek kılsın. Amin. Bu mübarek saat hürmetine geçmişlerimizi af-ı mağfiret eylesin. Amin. Günahlarımızı Amin. Bağışlasın. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Amin. Dertlerimize devalar ihsan Amin. Eylesin. Borçlu kardeşlerimize borçlarını eda etmeyi nasip eylesin. Amin. Cumamızı mübarek eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.